herkese merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Senem Aydın Dizgit. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da İstanbul Politikalar Merkezi'nin akademik işler, araştırma ve akademik işler koordinatörüyüm. Bugünkü paneli de ben modere edeceğim. Şimdi bugün biraz nelerden konuşacağız isterseniz çok kısaca bir giriş yapayım. Ondan sonra da kısaca konuşmacıları da tanıtarak sözü onlara vermek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz dönemde iki tane rapor yayınladık. Önce ona referansla isterseniz başlayalım. Türkiye'de milliyetçilik algısı Ferhat Hoca'nın, Ferhat Kenter'le Hatem Ete'nin yazdığı bir rapordu. Bununla beraber yine Hatem Ete ile Evren Balta'nın Türkiye'de demokrasi, güvenlik ve devlet raporu da çıktı. Tüm bunlarda Türkiye'deki demokrasi anlayışı, milliyetçiliğe bakış, bunun güvenlikle ilişkisi, hatta biraz yani dış politika perspektifine olan etkileri üzerine de tartışmalar yaptık. Zoom'da özellikle birçok programda bunları ele aldık. Biliyorsunuz Covid döneminde hem Eşik'teki Türkiye programlarıyla hem Salgın ve Toplumlardan özellikle Eşik'teki Türkiye bağlamında bunları çok konuştuk. Şimdi de biraz bu raporlar üstüne ama yani buradan hareketle ama tabii yani günceli de kapsayacak şekilde birazcık konuşacağız, tartışacağız bu konular üzerine. Tabii ki dört konuşmacı benimle beraber bugün. Çok sevgili Hatem Ete, Ankara Politikaları Enstitüsü'nden. Tabii ki Ferhat Kentel hocamız, Fuat Keyman hocamız, Sabancı Üniversitesi İBM'den ve Galip Dalay'la beraberiz. Ve ben çok sözü uzatmadan önce Hatem'e dönmek istiyorum. Hatem Bey, evet Türkiye'de milliyetçilik dediğimiz zaman, güvenlik dediğimiz zaman, özellikle bu kamuoyu araştırmalarını da, yani raporlara konu olan kamuoyu araştırmalarını da bizzat gerçekleştirdiğimiz için ne gibi bir tablo çıkıyor, nasıl okuyoruz? Sizinle başlayalım. Sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi biz Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi beraber bir Eşik'teki Türkiye programı başlattık. Geçen senenin, yani bu senenin başında. Ona Eşik'teki Türkiye dememizin nedeninden başlayıp bu raporlara geçelim. Şöyle bir gözlemle başladık. Genelde insanlar Türkiye'deki güncel siyasal gelişmeleri değerlendirirken genelde çok böyle bugüne dair meselelermiş gibi konuşuyor. Yani işte iktidar ve muhalefet var, işte Tayyip Erdoğan var, Cumhurbaşkanı. Yaşanan bütün olaylar bugünün iktidarının tercihleri, refleksleri vesairesi üzerinden ilerliyor diye çok günübirlik değerlendirmeler yaygın. Biz şöyle bir şey yapalım dedik, yani bugün yaşanan birçok sorunun aslında Türkiye'de bir tarihsel geçmişi var. Sadece bugün içinde yaşadığımız için biz bugüne referansla bunları konuşuyoruz ama aslında bu meselelerin çoğu sadece bugünün meseleleri değil. Cumhuriyet dönemi boyunca, hatta Cumhuriyet'ten önce Osmanlı'nın son döneminden başlayıp bugüne kadar gelen ve her dönemde konjonktürel gelişmelerin yeni şeyler eklediği, yeni yeni ekler yaptığı, sorunların katlanarak geldiği bir bugünün dünyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla biz ele aldığımız meselelerde bu tarihsel perspektifi göz önünde bulunduralım. İkincisi, bugün Türkiye'nin yaşadığı meselelerin çoğu eş zamanlı olarak dünyada yaşanan meselelerle paralel bir seyir izliyor. Yani Türkiye'de en fazla yakıcı olan diyelim ki iktidar değerlendirmelerinde popülizm tartışmaları var, otoriterlik tartışmaları var. Toplumsal alanda en fazla ön plana çıkan işte yeni yeni ekonomik kriz var son birkaç yıldır. Göç meselesi var ve göç üzerinden insanların bir reaksiyonu var. Milliyetçilik yükseliyor mu, ne oluyor? İnsanlar içe mi kapanıyor? Yeni bir sürü hareketlilik ve duyarlılıklar oluşuyor. Çevre duyarlılığı, işte ne bileyim cinsiyetle ilgili duyarlılıklar falan. Bütün bunların hepsi aslında eş zamanlı olarak dünyanın birçok yerinde yapılan tartışmaların Türkiye'ye yansıması. Dolayısıyla hani bir meseleyi ele alırken bu iki yönünü de göz önünde bulunduran bir değerlendirme yapalım. Yani her meselenin bir bugün
küçük koşullarda küresel yansımaları var, küresel etkileri var. O dinamikleri hesaba katarak değerlendirmemiz lazım. İki, benzer şekilde bugün yaşadığımız birçok sorun aslında geçmişten bugüne taşıdığımız, bugün yeni bir gözle yeniden sorunsallaştırdığımız, konuştuğumuz meseleler. O çerçevede de birkaç meseleye bakalım dedik. Yani dünyada da bir eşik metaforu çokça konuşuluyor. Yani bir eski dünya artık yeni sorunlara cevap veremiyor ama önümüzde yeni bir dünyanın hangi dinamikler üzerinden, hangi parametreler üzerinden inşa edileceğine yönelik bir belirsizlik var ve bu belirsizlik dünyanın her yerinde bir tedirginlik oluşturuyor. Korkuya yol açıyor, endişeye yol açıyor. O endişeden, o endişeli kesimler genelde kendilerine net, basit cevaplar veren bir somut bir güvenlik ve öngörülebilirlik vaat eden popülist liderlerin peşinden gidiyor ve bunun neticesi bir sürü yerde içe kapanma oluyor falan. Fakat öte taraftan yani bu eşik hali Türkiye'de de bugünkü konjonktüre çok olağanüstü oturuyor. Yani neredeyse son 3-4 yıldır Türkiye bir 2023'te yapılacak seçimlere endekslenmiş vaziyette ve seçim sonucuna göre ya bir yöne evrilecek ya başka bir yöne dönecek. Yani her şey bir askıda duruyor şu an. O askı metaforuyla aslında hiçbir şey hareket edemiyor. Yani her şey kendi içinde yoğruluyor ama bir yere akamıyor. Bu hal yani toplumsal dinamikleri, ekonomik dinamikleri, siyasal dinamikleri olan bu eşik hali aslında geleneksel olarak birçok kimliği de dönüşüme uğratıyor. Yani geleneksel olarak bizim bildiğimiz Türkiye'deki temel sorun alanlarını bugünün perspektifinden bir değerlendirebilir miyiz, ortaya çıkarabilir miyiz dedik. Mesela neye bakalım? Türkiye'deki devlet algısına bakalım. Devlet algısı bugün nasıl değişti? Devlet algısıyla beraber bir güvenlik ve demokrasi algısına bakalım. Yani bütün bu bahsettiğimiz hikayeler dünyanın, Türkiye'nin dünyayla paralel olarak yaşadığı ve geçmişinden getirdiği sorunlar bugünün bu eşik döneminde, eşik halinde nasıl bir dönüşüme uğruyor, buna bakalım dedik. Ardından milliyetçilik algısının dönüşümüne bakalım dedik. Şimdi de dindarlık algısının dönüşümüne bakıyoruz. Aralık ayında da dindarlık algısıyla ilgili bir sunum yapacağız. Ve bu gerçekten de bir fotoğraf veriyor. Geçtiğimiz hafta Ankara'da Ferhat Hocaların bir arada yaşarız, yaşayabiliriz mi? Yaşarız. 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 Raporu üzerinden Ankara'da da bir sunum yaptılar. O toplantıda bir araya geldik. Onların bulduklarıyla bizim bambaşka bir başlık üzerine bulduklarımız çok birbirini tamamlayan bir şey ortaya koyuyor aslında. O da şu, yani bir buradan bir iki üç şey söyleyip bitiriyorum. Bir, bu hızlı dönüşüm süreçlerinde çektiğimiz fotoğrafların bugünün fotoğrafı olduğunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Yani o kadar yoğun bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz ki aslında bu kamuoyu araştırmaları hareket halindeki bir şeyi dondurma mantığıyla kurgulanan araştırmalar. Yani biz akan bir hayatı o anda sabit bir fotoğraf çekip donduruyoruz onu ama aslında hayat akmaya devam ediyor. Yani dolayısıyla o yüzden de bir araştırmanın hangi tarihte yapıldığı, o dönemin konjonktürünün bu araştırmaların sonucuna nasıl yansıdığı çok önem arz ediyor. Bizim bu iki araştırmamız da sanırım Ferhat Hocaların araştırması da 2002 yılının fotoğrafını veren 21. ya da 21'den başlayıp işte bu son 1-2 yılın fotoğrafını veren araştırmalar ve bu fotoğraf 2 yıl sonra, 3 yıl sonra siyasal gelişmelere göre, dinamiklere göre çok kolay değişebilecek fotoğraflar. Yani bir kere bunu gözümde bulunduralım. Bu araştırmaların ayrıntısını da web sitelerimizden indirebilirsiniz. Kamuya açık raporlar bunlar. Hem Ankara Enstitüsü'nün web sitesinde, hem İstanbul Politikalar Merkezi'nin web sitesinde, hem de sizin web sitenizde indirilebilir şeyler. İkinci bu meseleyle ilgili söyleyeceğim şey, kamuoyunda
hem milliyetçilikle ilgili hem devlet ve demokrasiyle ilgili çok kolay satın alınabilir mitler var. Biz araştırmalarımızda bu mitleri test edelim dedik. Böyle mi gerçekten? Mesela o mitlerden birisi şu: Türkiye'de milliyetçilik aldı başını gidiyor. Yani çok yoğun bir milliyetçilik hegemonyası var, hakimiyeti var. Ve bu hegemonya neredeyse her şeyi içine alıyor, yoğuruyor her şeyi. Bunu test edelim, böyle bir şey var mı gerçekten? Bizim temel bulgumuz şuydu: evet, Türkiye'de bir milliyetçilik şeyi var, hakimiyeti var. Yani kendinizi milliyetçi olarak, yani milliyetçilik olarak nasıl tanımlarsınız dediğimizde, 0 ile 10 arası bir birim üzerinden kendi milliyetçiliğinize not verin dediğimizde 7,5 civarında çıktı milliyetçilik şey. Yani dolayısıyla da Türkiye'nin %75'i kendisini milliyetçi olarak tarif ediyor diyebiliriz. Bu bir taraftan bu tezi doğruluyor gibi gözüküyor ama araştırmanın derinliklerine girdiğiniz zaman aslında yeni bir durum da yok. Yani çünkü milliyetçi misiniz, vatansever mi? Yani kendinizi milliyetçi olarak tarif etmeyi mi tercih edersiniz? Vatanseverlik, vatansever olarak mı tarif etmek istersiniz dediğimizde de neredeyse %90'ı vatanseverliği tercih ediyor. Şimdi iki şey önüne konulduğunda niye bir insan milliyetçilik dururken vatanseverliği tercih eder? Çünkü milliyetçiliğin yüklü ve o yükün tamamını taşımak istemeyişinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Yani vatanseverlik daha boş, daha sempatik bir şey. Ama milliyetçi dediğiniz zaman milliyetçiliğin bir sürü yükü var. O yükü, yani bir tercih verdiğinizde insanlara, insanlar tamam, milliyetçilik değil, vatanseverlik bana daha çok uyuyor diyebiliyorlar. Ya bunu birçok başka şeyde de test ettik. Birazdan Ferhat Hoca o ayrıntılara belki benden daha fazla girebilir. Yani o milliyetçilik algısının içeride nasıl dönüştüğünü falan. Mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyma %80'lerin üzerinde bir kabul görüyor. Ama imkanınız olsa yurt dışına gider misiniz de %60'ların üzerinde bir destek görüyor yine şimdi. Yani dolayısıyla bu kadar kolaylıkla Türkiye milliyetçileşiyor dememek lazım. Onun ayrıntılarında bir sürü dinamik var. İkinci gördüğümüz şey aslında milliyetçilik gibi kavramlar insanlara korunaklı bir adres işlevi görüyor. Yani Türkiye gibi bir ülkede milliyetçilik bir sürü şeyi daha rahat yapmanın, bir sürü şeyi daha kolay benimsemenin bir güzel adresi. İnsanlar o evin içine girerek kendilerine daha güzel bir güvenlik alanı elde etmiş oluyorlar. O nedenle de milliyetçilik çok kolay satın alınan bir şeye dönüşüyor. Fakat Cumhuriyet tarihi boyunca bildiğimiz aslında iki tür milliyetçilik sürekli birbiriyle didişti bu 100 yıllık süreçte. Bir taraftan devlet tarafından tanımlanan bir devletçi milliyetçilik var ya da devletin empoze ettiği bir milliyetçilik var. Ama öte taraftan çoğu zaman devlet milliyetçiliğiyle didişen, zaman zaman da devlet milliyetçiliğiyle eklemlenen, örtüşen bir de sivil milliyetçilik var. Toplumsal milliyetçilik var diyelim ya da milliyetçi kesimlerin milliyetçiliği var. Bu milliyetçi kesimlerin milliyetçiliğiyle devlet milliyetçiliği çoğu zaman birbiriyle de didişti. Zaman zaman bir araya geliyor, zaman zaman ayrışıyor. Ve her iktidar, merkez sağ olsun, merkez sol olsun, koalisyon iktidarı olsun, tek parti iktidarı olsun, iktidarını sürdürebilmenin kolay bir vizesi olarak da milliyetçi dili alıyor, o içselleştiriyor ve o milliyetçi dil üzerinden bir şey yapıyor. AK Parti iktidarında özellikle son 5, yani sadece AK Parti iktidarında bu 2-3 farklı şey değiştirdi, süreçten geçti. Ama en son bu son 5 yılın Cumhur İttifakı bağlamında bu tamamen geçti. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman bizim o araştırmada gördüğümüz aslında birbiriyle paralel ilerleyen ve çoğu konuda da ayrışan iki tür milliyetçilik var. Bu ikisi de kendisini milliyetçi olarak tarif ediyor ama aslında içeriye girdiğiniz zaman neredeyse her alanda birbiriyle ayrışan iki milliyetçilik. İktidar blokunun temsil ettiği milliyetçilik daha muhafazakar bir milliyetçilikken, dindarlıkla eklemlenmiş bir milliyetçilikken,
Millet İttifakı'nın, CHP ve İYİ Parti'nin özellikle tarif ettiği milliyetçilik daha seküler bir milliyetçilik. Ve o anlamda aslında iktidar ve muhalefet siyasal dinamikleri itibariyle de, toplumsal dayanakları itibariyle de güçlü bir şeye oturuyorlar gözüküyor. Yani ciddi bir karşı karşıya ikisinin de güçlü bir toplumsal tabana eriştiği ve dünyaya bakışları da birbirinden farklılaşan sahici iki ittifak var aslında. Yani iktidar ve muhalefet ya da Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı o anlamda iki farklı dünyayı da temsil ediyor. Yine hani daha fazla uzatmayayım. Bir genel fotoğraf olarak daha gençlerde ve yüksek eğitimli kesimlerde dünyaya açık bir milliyetçilik, daha doğrusu sivil bir milliyetçilik diyelim, vatanseverlik daha hakimken, eğitim düzeyi daha düşük alt gelir gruplarında ve 55 yaş üstü kesimlerde daha eski bildiğimiz anlamıyla bir içe kapanan, daha statik bir milliyetçilik anlayışı var. Daha Türkiye'nin nosyonu ön planda olan bir milliyetçilik algısı var. Kabaca şöyle tarif edebiliriz, bunu söyleyip milliyetçilikle ilgili şeyi bitireyim. Ama yine dediğim gibi bu bugünün fotoğrafı aslında. Yani yarın bu fotoğraf nasıl evrilir, onu yarın bir daha bakmak lazım. Kabaca Türkiye'nin yarısı milliyetçi tezler diye sıraladığınız tezleri kolaylıkla satın alıyor. Yani mesela kendinizi ne kadar milliyetçi olarak gördüğünüzü işaret edin dediğimizde %47 mi, 48 mi, 49 mu, 10 üzerinden 10 işaretlemiş. Yani Türkiye'nin %50'si milliyetçi görüyor kendisini. %25'in üstüyse, %25 civarıysa, sıfır vermiş milliyetçilik şeyine. Yani 4'te 2'si diyelim, yarısı milliyetçi, 4'te 1'i de milliyetçiliğe tamamen mesafeli. Bunun epeyce bir kısmını, yani bu 4'te 1'in neredeyse yarısını, kendisini Kürtlükle tanımlayan katılımcı milliyetçilikle tamamen kopuk olduğunu ifade ediyor. Ama %25 sadece Kürtlükle de açıklanabilir bir rakam değil. Onu da aşan bir %25 milliyetçilikle tamamen mesafeli bir kitle var. Ortada duran %25'lik kitle, yani bu 50, 25 ve geriye kalan %25, milliyetçiliği nasıl formüle ettiğinize göre milliyetçiliğin içerisinde de bir yol bulabiliyor kendisine, milliyetçiliğin dışında da bir yol bulabiliyor kendisine. Yani bir yurt dışına gitmek ister misiniz dediğinizde bunlar yurt dışına gitmeyi tercih ediyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla gurur duyuyor musunuz dediğinizde de evet gurur duyuyoruz diyorlar. Yani dolayısıyla bir katılaşmış, milliyetçilik konusunda kafası net, en azından bugün itibariyle kafası net bir %50 milliyetçi, %25 tamamen kendisini milliyetçilikle tanımlamayan bir kitle var. Ama ortada bir %25 de zamanın ruhuna göre hareket eden, iktidar ve muhalefet dinamiklerine göre hareket eden, milliyetçiliğin yüklendiği o anki içeriklere göre hareket eden bir yapı var. Önümüzde bugün itibariyle böyle bir sosyolojik fotoğraf var diyebiliriz. Benzer bir şeyi, bu kısmını uzatmayacağım, bitiriyorum hemen. Benzer bir şeyi bu devlet güvenlik ve demokrasi araştırmasında da tespit etmek mümkün. Bu Türkiye'nin demokrasi karnesine ne verirsiniz diye sorduğumuz zaman yine 0 ile 10 arası bir ortalamada 4.4 şey verildi. Yani insanların genel olarak Türkiye'deki demokratik işleyişe yönelik algıları bir karne metaforuyla düşünürsek zayıf notu veriliyor Türkiye'deki demokratik işleyişe. Yani 10 üzerinden 4.5 veriliyor diyelim. Sizce Türkiye'nin yönetimi seçimle iş başına gelmiş iktidarlar üzerinden mi gerçekleştirilmeli dediğimiz zaman, yani parlamenter demokrasiye, seçimlere yönelik inanç %75 ile evet tercih ediliyor. Fakat burada da milliyetçilikte gördüğümüz benzer bir durum var. Daha ayrıntılı sorulara girdiğiniz zaman fotoğraf biraz karmaşıklaşıyor. Bu verdiğim iki örnek aslında Türkiye'de demokratik bilincin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani mevcut demokratik düzeni beğenmeyen bir
nasıl söyleyelim, demokratikleşme kriterleri yüksek olan ve mevcut gidişatı bu kriterler perspektifinden baktığında düşük gören bir kesim var ve işte yine %75'lik de Türkiye'deki elbette demokratik işleyiş seçimlere dayanıp iktidarlar tarafından yürütülmeli diyor. Fakat mesela şunu sorduğunuz zaman devlet çıkarlarıyla insan hakları karşı karşıya geldiğinde neyi tercih edersiniz? Ya da işte sizce güçlü bir lider ya da bir askeri bürokratik yönetim sorunları seçilmiş iktidarlardan daha iyi çözebilir mi dediğinizde 40'a 40 bir dağılım oluşuyor. Yani bu tür ayrıntılı alanlarda ya da diyelim daha yine bu ikisi çok sert karşıtlıklar. Mesela şöyle diye sorduğunuz zaman sizce Batı demokrasilerinde uygulanan demokratik ilkeler Türkiye'de de aynen uygulanmalı mı? %50 uygulanmasına gerek yok diyor. Biz bize özgüyüz. Bizim kendimize özgü koşullarımız var ve evet hani Türkiye demokratik bir ülke olsun, seçimle iktidara gelen hükümetleri yönetsin ülkeyi ama bir batılı standartlarda demokrasi beklentisi de marjinal bir düşünce. Yani bu argümanın taraftarları %40'ların üstünde bir şeyde bulabiliyor kendisini. Şimdi bütün bu fotoğrafları belki Ferhat Hocam birazdan anlatır. Benim geçen hafta Ankara'da dinlediğim ve hani raporun özetinden de falan gördüğüm bu Bayatav'ın Bir Arada Yaşarız raporundaki şeyle de birleştirdiğimde bizim en başta başladığımız bu eşikteki Türkiye, eşikteki dünya durumuyla çok özdeşleşen bir durum var. Yani merceği nereden tuttuğunuza göre değişen fotoğraflar var karşımızda. Bir yerden baktığınız zaman aslında geleceğe çok iyimser bakmamızı gerektiren güzel bir fotoğraf var. Yani bütün yüzyıllık hikayeye rağmen milliyetçilik gibi çok meşru, çok hakim ve hani bir bu ulus devlet yüzyılında insanların kolaylıkla özdeşleşebileceği bir kavramla ilişkili meselelerde %50-50 yani %50 evet %50 durumuna göre bakacağım diyen bir kitle var. Bu gelecek açısından çok iyimser bir fotoğraf bir taraftan. Ama öte taraftan merceği başka yere tuttuğunuz zaman aslında çok karamsar olmamıza da yol açacak bir sürü dinamik var bu şeylerde gördüğümüz. Benzer bir şeyi ben bu Bayatav'ın raporunda da görmüştüm. Bir taraftan kutuplaşma had safhada ama bir taraftan kutuplaşmanın içerisinde bir çoğulculuk, çoklu bir araya gelme motifleri de aynı anda duruyor. Şimdi bu tam anlamıyla bir eşikte durma halini tarif ediyor bize. Ve hani geleceğe yönelik önü açık, olumsal bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Bu yönüyle de aslında Cumhuriyet yüzyılını bitirip yeni bir yüzyıla geçecek. Dünya bir eşikten çıkıp başka bir eşiğe geçecek. Ama gelecekte ne olacağı biraz önümüzdeki dönem siyasal gelişmelerin dünyanın Türkiye'yi etkileme, Türkiye'nin kendi dinamiklerini ele alıp yoğurma, sorunları çözme sürecinin nereye evrileceği üzerinden bambaşka rotalara giden uygun, nasıl istersek aslında öyle yoğurabileceğimiz bir hamur var diye okuyorum ben. Bütün bu raporları özetlediğimizde. Bütün sorular aslında aynı şeyi tarif ediyor farklı şeylerle. Bir belirsizlik var gerçekten. O belirsizliği de nasıl tarif edeceğimizi bilmiyoruz. Yaptığımız şey spekülasyon aslında. Yani Fuat Hoca ile Galip bu uluslararası dinamikleri daha iyi kavramsallaştırabilirler. Ama onların yaptığı kavramsallaştırma da spekülasyon nihayetinde yani. Bir gelecek var, öngörmeye çalışıyoruz. Sebebi de çok basit. Yani o eski felsefi şeyle konuşursak, hani bilgi, varlık ve değer dediğimiz o üçlü setin, üçünün de içeriği değişti artık yani. Doğal olarak yani bilgiyi elde etme şeylerimiz değişti. Varlığın kendisi dönüşüme uğruyor bu yeni teknolojilerle falan. Doğal olarak değer yargılarımız da değişiyor. Yeni bir durum yani gerçekten. Bu süreç ne kadar uzun sürecek?
bu ne kadar sancılı gidecek, ne kadar yönetilebilecek ya da yönetilemeyecek, o da şey gibi değişiyor sürekli. Yani Avrupa'da iki büyük ülkede seçim popülist liderler kazanıyor, bütün dünya gitti bu iş diyor. Bir sonraki seçim değişiyor, daha hani kurumsal uzmanlığa falan demokrasiye önem veren liderler geliyor, dalgayı tersine çevirdik duygusu hakim oluyor hemen. Bu biraz o Thomas Kuhn'un falan tarif ettiği bir bunalım evresi, bu fetret devresi. Yani bu fetret devresi ne kadar sürer? Galip'in de dediği gibi eskiden hani ideolojiler o belirsizlikleri bir potada toplayıp sakinleştiriyordu insanları. Şimdi bütün bu belirsizlikler çok katmanlı olduğu için sakinleştirecek bir ideoloji de çıkabilecek mi onu da bilmiyoruz. Yani aslında sakinleştirecek bir kavram seti üretilemiyor. Yani yoksa akademi çok ilgileniyor bu işlerle. Neredeyse 10 yılda bir yeni bir kavram moda haline geliyor. Yani risk toplumu, ağ toplumu, bilmem akışkan toplum. Habire akademisyenler buna bir şey söylemeye çalışıyorlar. Kitap yayınlanıncaya kadar kitabın nesnesi değişmiş oluyor. Yani başka bir yere doğru evriliyor. Dolayısıyla bunu yakalamak da zor. Bir yere evrilemiyor. Yani hani gerisi biraz kişilik olarak nasıl bir kişiliğe sahip olduğunuz. İyimserseniz bu işler yönetilir. İnsanlık tarihi birçok badireden geçti. Bundan da geçecek dersiniz. Karamsarsanız da bu bir yere evrilecek dersiniz. Yani o anlamda sorduğunuz soruların net bir cevabı yok yani. Hocam bana kaldıysa ben kurtarayım mı ya? Yok yani. Sizin bakışınız. Karşıma tren geliyor ki. Tamam. Aslında ben i̇şte yok farz edersem gelmez diyemem yani. İşte, geliyor. Yani o hani bir söz var ya, çıkış diye gördüğünüz ışık üzerinize gelen tren farları olabilir. Karamsarsanız o tren farı, iyimserseniz ışık da olabilir. Gerçekten tünel bitiyor da olabilir. Evet. Yani bizim bakışımız varlığı değiştirmiyor ama varlığı biz bakışımızla yorumluyoruz yani. Dolayısıyla o değişecek. Bu gençlikle ilgili mevzularda birkaç şey söylenebilir. Bir, bu kuşak mevzuları acaba biz biraz gereğinden fazla mı anlam atfediyoruz bu kuşak değişikliklerine diye düşünüyorum bazen. Yani mesela yani gençler dediğimiz zaman aslında bütün teorilerimiz biraz gençlerin %20-25'i ile ilgili araştırmalar üzerine bina ediliyor. Ama gençlerin tamamı hani bizim iyi eğitim almış eğitim süreci içerisinde ondan sonra da bir iş şeyine katılacak gençler üzerine yaptığımız gözlemlerden oluşuyor. Ama bütün gençler bunlar değil. Bir de eğitim süreçlerine katılmayan gençler var, işsiz kalan gençler var, bu imkanlara kavuşamayan gençler var. Onlarla ilgili mesela şeyler çok daha farklı. Yani bizim bu Z kuşağı dediğimiz, Y kuşağı dediğimiz gençler ve hani onlara atfettiğimiz anlamlar o dönemki Z kuşağı yaş birimindeki gençlerin %30'unu teşkil ediyor muhtemelen sadece. Orada bir %70 bizim araştırma şeylerimize katılmayan bir kesim var. Yani o anlamda emin değilim ben bu gençlikle ilgili tespitleri ne kadar keskin yapmamız gerektiğiyle ilgili. Doğru, hani iyi eğitim süreçlerinde bu var ama başka türlüsü de yani bir sürü sosyolojik araştırmada aslında gençlerin ebeveynlerini yeniden ürettiğini de ortaya koyuyor. Yani mesela siyasi parti şeylerinde, araştırmalarında öyle evet hani az bir fark var gençler açısından ama bunu genele vurursanız anne babanın şeyini yeniden üretiyor. Yani yine gençler arasında en fazla tercih edilen AK Parti ve CHP. Yani nasıl birinci parti AK Parti, ikinci parti CHP ise gençlerin en fazla tercih ettiği iki parti yine iki parti. Ama hani bu da çok genellemeci bir şey oluyor bir taraftan. Yani ayrıntıları da görmek lazım. Altta ne oluyor, ne bitiyor. Bence o farklılaşmayı şunun üzerinden okuyabiliriz. Hani bir belirsizlik evresindeysek o belirsizliğin en fazla kişilik oluşumuna doğrudan bir harç olarak dahil olduğu kesim gençler olduğu için gençlerle ilgili çok daha fazla belirsizlik var.
onların siyasal süreçlere katılımı da aynı şekilde o nedenle tarif edilemiyor kolay kolay. Geleneksel ideolojileri tüketme şeyleri de o yüzden daha zayıf oluyor. Yani daha küresel bir şeyleri var. Fakat bir taraftan da yani sert ideolojik dinamiklere sahip olan partilerin de yüzde olarak içerdiği gençlik şeyi daha fazla. Yani HDP ve MHP'nin gençlerden aldığı oy daha fazla. Yani dolayısıyla böyle kuşakla ilgili analizlerde ben hep ihtiyatlıyımdır. Yani gençler böyle demek zor yani. O çok su götüren bir şey, bir sürü bir şeye dönüşüyor diye düşünüyorum. Bir cümle, belki sizin %70'lik diliminizde, inceleyemediğiniz dilimde daha alt gelir kesimi vesaire. Oradaki kız çocuklarının, genç kızların durumu belki bu kadın hareketiyle falan benim gene uzaktan gözlemlerim. Orada çok ciddi bir şey var. Yani kendi aile değerlerini yeniden üretmek değil, artık bambaşka bir hayat başlatmak gibi belki özel olarak bilmiyorum incelenmeye değer bir kesim olabilir. Yani kategoriler bazında evet belki böyle daha farklı çıkabilir. Ama tabii şimdi Hatem'in söyledikleri... Ama genel olarak haklısınız. Evet, Ersin Kalaycıoğlu Hoca'yı aklıma getirdi. Çünkü Ersin Hoca hep yıllardır onu der ya yani bütün bulgularında. Yani aile sosyalizasyonu Türkiye'de birinci halen etkiye sahip diyor. Öyle mesela, çıkıyor mesela. Oy verme davranışında. Yani, o önemli. Sözü fazla uzattım. Mesela en fazla yeni gençliğin karşımıza çıkardığı en güçlü olay Gezi'ydi bir nevi. Yani bütün o ideolojik ezberlerimizle tarif edemediğimiz şey, Bondan'ın o dönemde sahada yaptığı araştırmalar, benzer şekilde o zaman biz de bir araştırma yaptık. Rakamı tam hatırlamıyorum ama 60 üzerindeydi. Yani 60 ve üstü, %60'ın üstündeydi. Bu 80'e de varmış olabilir. Hatırlamıyorum şimdi. Anne babası CHP'ye oy veren gençlerdi yani. Yani dolayısıyla aile sosyalizasyonu çok net bir şekilde yansıyor gençlerle ilgili ama genç onu bir CHP'li olarak onu yeniden üretmiyor. Bir Gezi şeyiyle onu yeniden üretiyor ama ana eksen yine aynı eksen olarak devam ediyor demeye çalıştığım şey o biraz yani. Yani tabii çok enteresan Ferhat Hoca'ya da döneceğim ama hani benim dikkatimi çeken birkaç bir şey de şöyle yani bu özellikle demokrasi algısında yani baktığınız zaman birçok da paralel var değil mi? Yani geçmiş çalışmalarla da yani 2002 öncesi 90'lar vesaire yani bir taraftan bu siyaset bilimindeki prosedürel demokrasi dediğimiz hikayeyi bir destek var ama iş temel hak ve özgürlüklere denge denetleme mekanizmalarına falan geldiği zaman orada o desteğin erimeye başladığını görüyoruz. Yani orada soru işareti yani bu da tabii yani konsolide bir demokrasi için yani çok ciddi bir engel teşkil ediyor. Milliyetçilik de aynı şekilde yükselişte hani konuşması çok mitimidir bilemiyorum şimdi raporlar çünkü çok farklı milliyetçiliklerin doğduğunu gösteriyor ama yani orada da aslında bazı açılardan bir devamlılık bir süreklilik de söz konusu gibi duruyor.